Merhaba arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Toplam fark formüllerinin soru çözümleriyle devam ediyoruz. Şekili şu sorularda kalmıştık, çözmeye başlayalım. ABCD karedir demekte. E, DE'nin 3 katı, AD'nin boyuna eşittir. O halde hemen bunları harflendirelim. Buraya K kadar dersem tamamı 3K olacak. Yani buraya 2K kaldı. 3K, 3K, 3K. Bunları verdik. BEC'nin tanjantı. B, e, C B e, C açısı. Yani şu açının tanjantını sormakta bana. Ben bunu nasıl bulabilirim? Ee, buradan işte bu dik indirim onu yaparım. Geometriden çıkıp gidebilirim. Ama biz toplam fark formülünü biliyorsak işimiz çok kolay. Şuradan bir ek çizim yaparak şuna paralel çiziyorum. Yani şurası dik olacak şekilde çizdim. Ben bu açılara A, buna B dersem Z harfinden iç ders açılardan buraya A, Z harfinden yine buraya da B iç ders açılardan A ve B dedim mi A artı B tanjant A artı B'nin ne olduğu sorulmakta bana A açısı dik üçgen B açısı dik üçgen karşımda o halde tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B ifadelerini biliyoruz. Artık bunun açılımının bu olduğunu ezberledik. O zaman tanjant A nedir? A açısına geldim. Tanjantı 2 bölü 3. 2K bölü 3K 2 bölü 3. Artı tanjant B. B açısına geldim. Karşı bölü komşu. 1 bölü 3. Bölü 1 eksi tanjant A 2 bölü 3 bulmuştuk. Tanjant B 1 bölü 3 bulmuştuk. Bunları toplarsam 3 bölü 3 geldi. 1 eksi 2 bölü 9 geldi. 3 bölü 3 1'dir. Bölü 1 vardır. 9 bölü 9 1 yapar değil mi? Ben 1 yerine 9 bölü 9 yazarım. 9 bölü 9'dan 2 bölü 9'u çıkartırsam 9 bölü 9'dan 2 bölü 9'u çıkartırsam 1 bölü 7 bölü 9 gelecektir. Birincisini aynen yazıp ters çevirip şey çarparsam 9 bölü 7'dir. Tanjant B, e, C açısı. Bu şekilde e, A artı B diyerek bunun da tanjantını almak çok kolay. DAC açısı. DAC açısının tanjantı. Şu açının tanjantını istemekte. E, buna X diyelim. Ee, şurada bir dik üçgenimiz var. 3, 1, 2. Oranları mevcut. Tanjant x nedir demiş. Şimdi ben şuraya B açısı desem, buraya A açısı desem, bak bunun tanjantını biliyorum. A'nın da tanjantını biliyorum. O zaman ben tanjant x yerine tanjant A eksi B diyebilir miyim? A eksi B tanjant X'i verecek. O zaman tanjant X yerine tanjant A eksi B'yi bulurum ben. Tanjant A eksi B nedir? Tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B'dir. Unutmadık. Toplam fark formüllerimiz bu şekilde. Hatta gel kopya çekelim beraber tanjant A A eksi B. Tanjant A tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Oldu. Devam ediyorum. Yerlerine yazacağım. Tanjant A. A açısının tanjantı 3 bölü 3. Yani 1'dir. Eksi. Tanjant B. Tanjant B. B açısının tanjantı karşı bölü 1 bölü 3 bölü 1 artı 1 çarpı 1 bölü 3 aynı ifadeleri yazıyorum. Tanjant A tanjant B 3 bölü 3'tür bu 1 bölü 3 çıkartırsam 2 bölü 3 mü kaldı burada? Bölü 1 artı 1 bölü 3 2 bölü 3 bölü bu 3 bölü 3'tür bu da 1 bölü 3'tür 4 bölü 3 yapar mı? Evet birincisini aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Bunları sadeleştirdim. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. 1 bölü 2 geldi. Tanjant x değerimiz. Ne var sırada? ABC karedir. AD DE'nin 2 katıdır. DE'ye k kadar dersem Burası 2K, burası da 2K çıkacak. Denizi Bolu, Edirne. D, B, E. Şu açının tanjantını sormuş. Yani tanjant X nedir diye sormuş bize. Ben bunu nasıl bulurum? Şimdi şuradaki oranlar belliyse ben buradaki açıları kullanmaya çalışırım. Ben şuraya direkt 45 de diyebilirim. B diyelim biz buna. Şuraya tamamına A dersek. Tanjant x x dediğim açı nedir? a eksi b midir? x yerine a eksi b yazabiliyorum. Tanjant a eksi b'yi istiyor benden. O zaman formülümü yazıyorum. Tanjant a eksi b formülümü yazıyorum. Eşittir dedim. Tanjant a eksi tanjant b. Bölü 1 artı. Tanjant a artı çarpı tanjant b. Tanjant a çarpı tanjant b. Bir daha yazalım o zaman. Tanjant a nedir? A açısı 3 bölü 2. Bak bu büyük üçgende şu büyük üçgende tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenarda 3 bölü 2. Eksi tanjant B. B açısı şurada. O zaman şu üçgende bakacağız ona da. Karşı dik kenar bölü hipotenüs 2 i̇ki bölü 2 idi. 1 artı 3 bölü 2 tanjant A çarpı tanjant B. 2 bölü 2 eşittir. Burada işlem yaparsam 1 bölü 2 geldi. 1 artı şunları da sadeleştirdim. 3 bölü 2 geldi. 1 bölü 2 bölü. 2 bölü 2'dir. 3 bölü 2'ye topla. 5 bölü 2 yaptı. Birincisini aynen yazıyorum. Çarpı ikincisini ters çevirip çarpıyorum. Şunları sadeleştirdim. Ne geldi? 1 bölü 5'tir. Tanjant x. Şurada kalan x açısı arkadaşlar. Bu açının tanjantı 1 bölü 5 olarak bulundu. Zor mu? Değil. Tanjant A artı B tanjant A eksi B biliyoruz. Şekilli sorularda daha çok bunlar geliyor. Yani Sinüs ve kosinüsün de toplam fark formüllerini bilmemiz gerekmekte. Onlarla ilgili de sorularımızı çözdük ve çözmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar toplam fark formüllerini çözmeye devam etmekteyiz. Sen Anlat Hocam kanalına YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Sosyal medyalardan bize çözemediğiniz zorlu sorular atabilirsiniz. Biz de toplam fark formüllerinin çeşitlerine bakmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi ne var? Arksinüs, arkosinüs gibi ifadelerle ters trigonometrik fonksiyonlarla beraber soruluyor. Toplam fark formülleri, formülleri. onlara bakalım. Tanjant e, verilmiş. Ark sinüs 3 bölü 5. Ark kosinüs 5 bölü 12. Şimdi bu ifade Ark sinüs 3 bölü 5 bana bir açıyı verir. A açısını versin diyorum. Ark kosinüs 5 bölü 12 de 13 olacak bu galiba. B açısı verilsin. A sinüsü sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüs 5. Burası 4 müdür? Bak bu açıyı bulduk. Diğer açıyı yazacak olursak şu ısısına e, B açısı dersem. Komşu bölü hipotenüs. Komşu dik kenar 5. Hipotenüs 13. Şu 13 olduğunu söyledik. E, 5, 12, 13 üçgeni vardır. Burası 12 oldu. 5, 12, 13 üçgeni. 3, 4, 5 üçgeni. Buraya A, buraya B açısı demişler bize. Bizden neyi istemekte? Tanjant A artı B'yi istemekte. Tanjant A artı B açılımını yapabilirim, yapabilirim hemen size. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'dir. Tanjant a. A açısına geldim. Tanjantı 3 bölü 4. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Artı tanjant b. B kenarına geldik. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 12 bölü 5. Bölü 1 eksi tanjant a. 3 bölü 4 çarpı tanjant b. 12 bölü 5. Bunları hemen buradan bakarak yazabiliyorum. Payda eşitlersem nasıl eşitleyeceğim payda? Bunu 5 ile bunu 4 ile genişletiyorum. 15 artı 4 kere 12 48 bölü 5 kere 4 20 bölü 1 eksi 4'e böldüm 4'e böldüm 3 çarpım halinde olduğu için sadeleştirdim 9 bölü 5 mi oldu burası da topluyorum 50 63 bölü 20 bölü 5 kere burası 5 bölü 5'tir. Eksi 4 bölü 5 oldu. Birincisini aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirerek çarpıyorum. Tabi eksilisini unutmuyorum. Eksi de vardı bunun. Sadeleştirirsem 5'e böldüm. 4 şimdi çarpma işlemini yaparsam. Eksi 63 bölü 16 değeri geldi. Ark kosinus, e, pardon, tanjantın a artı b açılımıyla ve ters trigonometrinin yardımıyla sorulan sorularımızdan biriydi. Şimdi sinüs ifadesi var, yine ark tanjant, ark kotanjant var buraya a buraya b açısı dersem sinüs, sinüs a artı B'yi sormuş bana. Bu nedir? Sinkos Sin kostu. A, B. Aradaki işaret aynı sin üstte. B, A'dı. Şimdi. Ne yapalım? Buraya A açısı diyelim mi? Karşı dik kenar 2. Komşu dik kenar 1. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. 4. 1 daha 5. Burası kök 5. Hemen Pisagor'u yaptım. Buraya B açısı demiştik. Hemen bunu da çizelim. Burası dik, burası B açısı dedik. B açısının kotanjantı. Kotanjant, komşu. Ko, ko, ko kotanjant, komşu. Kök 3, kök 2. Komşu, kök 2. Karşı, kök 3. Kare, kök 2'nin karesi 2, kök 3'ün karesi 3. 2 ile 3'ü topladım. 5. Burası kök 5 geldi. Devam ediyorum. Sinüs A. A açısının sinüsü 2 bölü kök 5 kosinüs B. B'nin kosinüsü. Kök 2 bölü kök 5. Artı sinüs B. B'nin sinüsü. Kök 3 bölü 5. Kök 5. Çarpı kosinüs A. 1 bölü kök 5. Burası ne yaptı? 2 kök 2 bölü 5. Artı kök 3 bölü 5. işlemin bitti. 2 kök 2 artı kök 3 bölü 5'tir aradığım ifade. <laughs> Bu şekilde e, sinüs a artı b ifadesini açabildik. Ters trigonometrik fonksiyonlardan açı yazdık. Bunların sinüsünü, kosinüsünü bulabiliyoruz. Burada kaldırıp yerine yazdık. Toplama işlemini yapınca da Sorumun cevabı gelmiş olmakta. Sen anlat hocam kanalına YouTube'dan abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, sosyal medyalardan da zorlandığınız soruları bize gönderebilirsiniz. Biz beğendiğimiz soruları sizleri buradan paylaşmaktayız. Sınavlarınızda şimdiden başarılar. Bol soru çözmek e, ezberlerinize yardımcı olacaktır özellikle bu konu için bol bol soru çözelim. Sizler için bol soru çözmeye çalışıyoruz bu konu için. Görüşmek üzere. İyi günler.